Galatasaray Avrupa Ligi'nde zorlu bir kura çekti ve E grubunda yer alacak. E grubunda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile birlikte yer alacak Galatasaray'ın grubunu inceleyeceğiz. videomuz başlıyor. Evet takımların geldiği torba sıralamasına göre gideceğiz ve ilk olarak Lazio birinci torbadan geldiği için Lazio ile başlıyoruz. Lazio'nun başına bildiğiniz gibi Inzaghi gitti ve Sarri geldi sezon başında. Geçtiğimiz yıl üçlü oynayan Lazio'nun en büyük farkı aslında bu sezon Sarri'nin gelişte 4-3'e geçmiş olması. Ancak geçen yıla kıyasla çoğu oyuncuyu koruduklarını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl tabii çok başarılı bir sezon geçiremediler ama ondan önceki sezon özellikle bayağı başarılı bir Lazio vardı ve Inzaghi ismini İtalyan futbolunda ve Avrupa'ya yavaş yavaş orada duyurmaya başlamıştı ancak geçen sezon çok başarılı olamaması ve Inter'den Conte'nin ayrılmasıyla Simeone Inzaghi Inter'in başına geçti ve İtalya'da Napoli ile adını duyuran sonrasında Juventus ve Chelsea gibi takımlarda görev alan Sarri Lazio'nun başına gelmiş oldu. Takımdaki transferlere baktığımız zaman Edro ve Hüseyin geldiğini görüyoruz ama en büyük transferin kesinlikle Sarri olduğunu söylememiz lazım. Dediğim gibi hem taktiksel olarak dizilişlerini değiştirdiler hem sistemi değiştirdiler. Sarri bol oynuyorlar artık. Daha böyle pasa dayalı ve pasla birlikte Santrafor'un da biraz İtalya milli takımında Immobile'nin aldığı göre benzer bir şekilde kullanılmasıyla kanatlardan oyuncuların arkaya kaçmasıyla gol pozisyonu bulmaya çalışan bir oyunu var Lazio'nun. Ancak kadro kalitesine baktığımız zaman geçen yıl çok üzerine koyduklarını söyleyemeyiz. Lazio'dan beklentimiz çok fazla gol atmaları. İki sezon başına baktığımız zaman iki maç oynadılar şu an Serie A'da ve Empoli'yi deplasmanda ilk hafta 3-1 mağlup ederken Spezia'yı da kendi evlerinde 6-1 ile geçmeyi başardılar. Ama tabii ki ikisi de Serie A için Lazio için çok basit rakiplerdi ve bundan sonra ne olacağına dair pek bir fikrimiz yok. Ve çok fazla veri olmadan aslında Galatasaray bu maça çıkıyor olacak. Oyuncularına baktığımız zaman savunmada Açer orta sahada Milinkovic, Savic ve ileride Immobile olan müthiş bisikletleri var ki yıllardır korunan bir bisiklet bu. O yüzden zaten Lazio'dan korkmamız gereken yani en önemli özellik de bu diyebiliriz. Bunun dışında eski futbolcuları Felipe Anderson ve daha önce de bahsettiğim gibi Hıysay ve Pedro geldi takıma. Bunlar da hücum gücünü arttırabilecek oyuncular olarak düşünülebilir. Kalede ise Strakoşka ve tecrübeli kaleci Pepe Reina var ki gayet yeterli bir kaleci rotasyonu olduğunu söylememiz lazım. Bunun dışında en güçlü yönlerin orta saha rotasyonu olduğunu söylememiz lazım. Zaten geçen yıldan dediğim gibi çok fazla oyuncunun birbirine alışık olmasıyla birbirlerinin eksiklerini çok iyi tamamlayan bir takım var ve orta saha rotasyonu bir hayli güçlü. Lazio genel olarak toparlamamız gerekirse gerçekten birbirine alışmış, birlikte oynamaya alışkın ve Sarri'nin gelişiyle taktiksel anlamda akışkanlığı sağlayan, iyi bir pas oyunu oynayan hücumcu bir takım var. Galatasaray'ın özellikle deplasmanda ben çok zorlanacağını düşünüyorum ve hani farklı mağlubiyet de gelebilir ve son maç olacak Lazio deplasmanı. O yüzden oraya kadar işi çözmesi gerekiyor. İçeride oynayacağı Lazio maçında en az bir puan çıkarması gerekiyor diye düşünüyorum. Ancak tabii ki bir futbol sever olarak Sarri'yi de Türkiye'de görecek olmanın heyecanını yaşıyoruz diyelim ve Lokomotiv Moskova'ya geçelim. İkinci torbadan gelen takım. ikinci torba kurası için iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Ancak Lokomotiv Moskova'nın en büyük göze çarpan sıkıntısı şu ki Almanların futbol profesörü denebilecek Ralf Ragnik'i e, sportif direktör konumuna getirdi Lokomotiv Moskova ve alışık olduğumuz Rus yaşlı takımlarından ziyade daha genç, daha dinamik bir takım oluşturmaya çalışıyorlar. Daha çok koşan bir takım oluşturmaya çalışıyorlar. Hatırlayacaksınız 2018 2019 yılında Galatasaray ile Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmişti ve bir maçta Galatasaray kazanırken bir maçta Lokomotiv Moskova kazanmıştı. Ancak o zamanki Lokomotiv Moskova'ya baktığımız ve şu anki zamankini kıyasladığımız zaman gerçekten baya bir fark var. Dediğim gibi sportif direktör değişikliği, genel olarak mentalite değişikliği ile birlikte normalde Rusya'da dediğim gibi çok fazla yaşlı oyuncu olmasına rağmen Lokomotiv Moskova'da 30 yaş üstü sadece 3 oyuncu olduğunu görüyorsunuz ilk 11'de ki bu gerçekten Rusya Ligi için gayet az bir sayı. Şu ana kadar Rusya Ligi'nde 6 maça çıktıklarını ve bu 6 maçtan 3 galibiyet 3 beraberlik aldığını görüyoruz. 4. sıradalar ama lider Zenit'in sadece 2 puan gerisindeler. Oyuncu olarak en çok göze batan oyuncuların Smolov olduğunu söylememiz lazım. Zaten Rusya'nın en iyi 2 forvetinden biri olarak kabul ediliyor Zuba ile birlikte. Genel olarak oyun sistemlerinin hücum alanında Smolov'a pas verip Smolov'a ya da bir şekilde topu getirip onun kurgulayacağı şeyler üzerinden olması göze batıyor. Çünkü hücumda çok fazla böyle bir yaratıcı oyuncu alternatifi olmadığını söyleyebiliriz ki bu bizim için çok iyi bir şey. Çok fazla gençleşme vurgusu yaptık. Yaşlı oyuncularla yolların ayrıldığını söyledik ama yine de bir arada oynamaya alışık oyunculardan çok fazla vazgeçemediklerini de söylemek lazım. Kağıt üzerinde kadroları bizim ekibimizden Galatasaray'dan daha zayıf gözükse de oynadıkları futbola baktığımız zaman bu biraz yanıltıcı olabilir. Çünkü Lokomotiv Moskova'nın koşu mesafesi yüksek ve savunmayı kompakt yapan bir takım olduğunu söylememiz lazım ve özellikle bizim takımlarımızın Avrupa'da bu tarz takımlara karşı sıkıntı yaşadığını, ülkemizin koşu mesafesi seviyesinin tempo seviyesinin diğer liglere göre daha düşük olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Oyun planlarının genellikle Feder üzerine olduğunu söylemiştik ve diziliş olarak da 4-4-2 olarak oynuyorlar. İki tane altı yani çapa diyebileceğimiz oyuncu ile birlikte oynuyorlar. Bu da savunmayı altılı bir şekilde kompakt yapmalarını sağlıyor. Ve ileride dediğim gibi Smolov'un bireysel yeteneğine biraz kalan bir hücumları var. Çok akıcı bir oyuna sahip olmamaları geçiş hücumu sırasındaki etkilerini azaltırken Smolov dışında da çok yetenekli bir oyuncusu olmaması yine ön alanda bizim işimizi kolaylaştırabilir gibi gözüküyor. Galatasaray Lokomotiv Moskova karşısında başarılar diliyorum. Yani iki maçta da 6 puan çıkarması gereken bir takım Galatasaray'ın gruptan çıkmak istiyorsa. Çünkü bir diğer rakip Marsilya ve bir birazdan ona da geçeceğiz. Ona geçmeden şunu söyleyelim. En büyük sıkıntı Galatasaray'ın kilidi açıp gol atması olacak gibi duruyor. Videonun bu kısmına kadar gelip de keyif aldıysanız ve bilgilere doyduysanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şimdi geçelim Marsilya'ya. Marsilya yine Lokomotiv Moskova ve Galatasaray gibi oldukça gençleşmeye giden bir takım. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz sezonun başında bir kulüp sahibi değişikliği muhabbeti olmuştu ve onunla birlikte yavaş yavaş adım adım değişikliklere başlamışlardı ve geçtiğimiz sezonun sonuna doğru da Şili ile büyük hikayeler yazan en son 2018 Arjantin Mini takımından tanıdığımız ve sonrasında tekrar Güney Amerika'da teknik direktörlük yapan Sampaoli'yi takımın başına getirdiler. Şu ana kadar yeni yaptıkları transferlerle birlikte akışkan, tempolu, keyif veren bir futbol gösterdi bize Marsilya. Galatasaray'a kura çekiminde 3. torbadan gelmiş olması gerçekten büyük bir şanslılık. Marsilya'nın bir diğer önemli özelliği de taraftarı. İnanılmaz bir taraftar desteği alıyorlar. Hatta Cengiz cehenneme gitti gibi söylemler vardı Cengiz'in transferiyle. Ancak o taraftarı arkasına aldığı zaman Marsilya inanılmaz bir güç oluyor. Neyse ki buradaki şansımız Marsilya'nın %100 kapasiteyle oynamamasını bekliyoruz. Bu bir avantaj olabilir ama yine de dediğim gibi manyak bir taraftar var ve deplasman gerçekten çok zor olacak Marseille'ye karşı. Oyunculara baktığımız zaman kalede Paul Lopez ve Mandanda rotasyonu var. Savunmada Çalet Açar, Balerdi, Saliba, Amavi, Orta alanda 21 yaşındaki genç yıldız Bobakar, Kamara, Ronjie, ve 22 yaşında Papa G en transferler Gendozi ve Gerson, kanatlar ve hücum hattında ise Amine Harit Paye, Milik, Delefante ve sezon başı takımdan ayrılan Toven'in yerine gelen Cengiz Ünder var milli yıldızımız. Gen olarak yeni transferlerin hep 19-23 yaş arasında olduğunu gördük ki bu takımın yaş ortalaması neredeyse 23 şuğa kadar falan çekmiş durumda. Bu da onların çok dinamik ve hızlı bir takım kurmasına baya bir katkı sağladı. Genel rotasyona baktığımız zaman oyuncuların hiçbiri böyle çok Avrupa'da kendini baya bir kanatlamış oyuncu değil ancak genel olarak hepsinin genç ve potansiyelli oyuncular olması çok istekli oyuncular olması Marseille'yi farklı kılan en büyük özelliği bence. Teknik taktik kısmına bakacak olursak 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıkıyorlar ama daha çok toplu oldukları zaman 3-2-4-1 şeklinde bir dizilişe geçiyorlar. Orta saha oyuncuların beklerin oraya giderek savunmada oraları kapattığını görüyoruz. Bu sayede ilerideki üçlünün kanat oyuncuları mesela Cengiz gibi oyuncuların çok fazla savunmaya destek vermesine gerek kalmayan bir yapı var. Zaten Cengiz'in savunma yönünü zayıf olduğunu biliyorsunuz ve ben de ilk baş de üçlü oynadıklarından dolayı nasıl üçlü oynayabiliyor Cengiz diye şaşırmıştım ama arkasındaki oyuncuların onun açığını kapatması da ona iyi bir alan veriyor ki sezon başında 3 maçta 3 golle harika bir başlangıç yaptı. Marsilya tarafında ise toplam performansa baktığımızda 3 maçta 7 puan topladılar ve maç eksiğiyle 5. sırada yer alıyor Lig 1'de. Oyuncuların yaşları genç potansiyelleri yüksek dedik. Bireysel yetenekleri üst düzey, dinamizmleri üst düzey ve bu sayede akışkan bir oyun sağlayabiliyorlar. Hem kanattan hem ortadan iyi hücumlar çıkarabiliyorlar. Hücumlarını da bu sayede bayağı kompakt bir şekilde kurgulayabiliyorlar. Bir büyük zaafları var duran toplar. Henüz birbiriyle oynama tecrübesi çok fazla oturmamış ve genç stoperler olması nedeniyle savunmada açıklar verebiliyorlar ve duran toplar da bizim için büyük bir şans olabilir. Oynadıkları 3 maçta da 8 gol atıp 5 gol yediklerini görüyoruz. Yani tıpkı Sarri'den beklediğimiz gibi golcü bir takım. Lazio'dan beklediğimiz gibi yani. Ve aynı şekilde çok gol de yiyebilen bir takım savunmasının biraz genç ve tecrübesiz olmasına nedeniyle. Evet geldik. Dananın zor dediği yere 4. torbaya Galatasaray'ı. Galatasaray'ın sezon başından beri birçok maçını izledim ve o yüzden aslında direkt birkaç fikrim olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'da şöyle bir durum var. Transferler çok iyi. Genç transferler yapıldı. En son Halil'in de gelmesiyle güzel bir kadro oluşturuldu. Fatih Terim'in yıllardır söylediği gençleşmemiz, oyuncu satabilecek yani potansiyelli oyuncularımız olması ve dinamik bir takım kurmak istiyordu. Bu açıdan iyi transferler yapıldı. Ancak ben bu bu videoyu çektiğim gün yani salı günü hala bir transfer gelmemişti. O da 6 numara transferi. Defansif orta sahadan oyun kurabilecek bir oyuncu eksiği var Galatasaray'ın ve sezon başından beri yedikleri gollerin çoğunda oyun kurma sıkıntısı göze battı. Ya yan toplardan ya da oyun kurarken çıkmakta sıkıntı yaşadılar. Ve burada Marco da önemi çok. Marco Avrupa Ligi maçlarında oynayacak. E, cezası işte ligde 8 maç artı 150 bin euro Galatasaray para cezası verdi. Ancak affedildi. Çünkü transfer dönemi bitti ve artık ellerinde kaldı. Satamadılar. Ve affedilmesiyle birlikte tekrar kadroda olmasını bekliyoruz. Nelson'la birlikte Markan'la oynamasını bekliyoruz Avrupa Ligi maçlarında. Burada oyun kurulumu açısından bir pozitiflik katabilir Markan. Ama o Taylan'ın sırtı dönük topu alıp pas atma becerisinin çok olmaması, Muslera'nın ayağının çok iyi olmaması savunmadan çıkarken oyun kurmada sıkıntı yaşatabiliyor. Ki Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a göre biraz daha iyi takımlar olduğu için özellikle Lazio ve Marseille'nin Galatasaray'ın bir tık üstünde takımlar olduğunu söylememiz lazım. O yüzden belki biraz daha fazla uzun topa başvurabileceklerini söyleyebiliriz ama ligde mutlaka bir altı numara ihtiyacı var gibi duruyor. E şu an ben bu videoyu çekerken Muhammed Elneni ile görüşüldüğü konuşuluyor ve Elneni'yi Beşiktaş'ta izlediğimiz kadarıyla gerçekten cuk oturabilecek bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Ancak o zaman da sıkıntısı orta alanda Türk oyuncu kimi koyacaklar olacak? Berkan mı oynayacak? Taylan mı olacak? İleride muhtemelen keremli Halil'i görüyor olacağız kesinlikle. Burada lig için sıkıntı yaşayacaklar ama Avrupa tarafına baktığımız zaman koşu mesafesini kesinlikle biraz daha arttırması gerekiyor Galatasaray'ın ki PSV maçına falan baktığımızda yerlerdeydi. Bu gelecek dinamizmle birlikte savunmanın da daha iyi yapılması gerekiyor. Belki Fatih Terim'in bir hani aklında olan ama bir türlü uygulamaya vakti olmayan Üçlü savunmayı görebiliriz. Çünkü hem yabancı sınırı sıkıntısı yaşamayacaklar Avrupa'da. Hem de Luyendama, Marko ve Nelson ya da Alpastan'ın olduğu bir üçlüyle birlikte iyi bir savunma yapısı çıkarabilir Galatasaray. Ki kanat bekleri Boyle, Van Aanholt gerçekten çok iyi iş yapacaktır. Orta sahada biraz daha dinamik işte oyun kurabilecek oyuncularla desteklerse Galatasaray daha iyi bir yapı çıkarabilir. Ama genel olarak gruba baktığımda yakında bir tahmin videosu da gelecek. Avrupa Ligi'nin başladığı gibi perşembe günü bir tahmin videosu da gelecek. Orada da biraz bahsediyorum. Galatasaray'ın genel olarak işinin çok zor olduğunu söylemem lazım. Lokomotiv Moskova kısmında da konuştuğumuz gibi oradaki iki maçı da yenip e, Lazio ve Marsilya'dan e, en az birer puan çıkarması gerekiyor ki yani 8 puanla zorlayabilsin. Diğer maçlarda Lokomotiv Moskova'nın yenmesine kalacak biraz ama yani en azından bir 8-9 puan toplaması gerekiyor Galatasaray'ın gözüken o. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a oranla bulundukları konum itibariyle şanssız bir kura olduğunu söylememiz gerekiyor ama her takımın zaafı olduğu da açık ve bunlardan da olabildiğince bahsetmeye çalıştık. Bu yönde Galatasaray'a başarılar dileyelim. Sizde gruptaki puan durumu nasıl olur, salama nasıl olur bunlarla ilgili yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar gelip de beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Akıl Oyunu kanalındaki en iyi videolar için buraya, benzer videolar için buraya ve Fenerbahçe'nin grup analizi için buraya tıklayabilirsiniz. Aynı şekilde kanala abone olmak isterseniz de şuradaki yuvarlaktan gelerek tıklayabilirsiniz. Akıllı kalın, futbolda kalın ve hoşçakalın.